Pava Cars'tan aracı almak yemek siparişi kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Fenerbahçe'nin oyunundaki sıkıntı zaten bu planı doğru Pereira'nın kendini reddederek reddederek bu planı işletememesi öndeki oyuncuları bak. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu oyuncuları kim diye konuşuyoruz. İşte kim Miyçe diyoruz. Zaman zaman sala ediyoruz. Hı -hı. Şimdi Crespo fenomeni ortaya çıkıyor. Ya ben hiçbir dönemde Fenerbahçe'nin en çok övülen oyuncularının en çok mücadele eden oyuncular olduğunu hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de mücadele eden oyuncular övülürdü ama hep onların önünde bir de şovmen olurdu. Fenerbahçe'de Hı -hı. bir artist her zaman olurdu. Şimdi mesela Marco'yu överdik. Marco şöyle topçu böyle topçu. Marco'nun önünde takır takır oynayan Alex'ler Alexler olurdu yani. Ya da daha eski mesela Fenerbahçe tandemin en iyi oyuncuları kim dersin? Uçe, Hög dersin. Ama uça ile Hög'ün önünde bile en kötü Moşe vardı ya. Bak en kötüsü Moşe sanatçıydı. Ya da ne bileyim Luciano övüyorsun, Lugano övüyorsun. Sonra işte o bu tarzların evet. önüne o işte Alex'i koyarsın, Pierre van i̇şte Ooyen bu, 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 koyarsın. Kenneth bu üstüne koyan bir oyarsın. teknik adam vardı geçen sezonun sonunda. Ama o zaman Emre, Emre Beyozoğlu bunu yapıyordu, devam etmedi. İşte... Aslında bunu şey de yapıyordu. Pereira da bunu Çin'de yaptı. Yani Çinli stoperlerin çok kötü olduğu için onları görev adamı yaptı, mücadele adamı yaptı. Onların önünde Hulk'la, Oscar'la, Elkeson'la oyun, şey Elkeson değildi. Hulk, Oscar adını hatırlayamadım bir forvetleri yine böyle önemli bir forvet. Onlarla da işin sanatını yapıyordu. Burada önde sanatçıdan verim alamıyor. İrfan'la Mesut'tan. Arkada bu sefer biz Crespo'yu görüyoruz. Tamam Fenerbahçe'de ya Samuel Johnson'dan fazla Fenerbahçe tarihinde mücadele eden futbolcu var mı? Ama Samuel Johnson'ın önünde en kötü yani revivolar falan vardı yani. Anderson, Kenneth Anderson vardı. Fenerbahçe orta sahasında atıyor mesela Lazetic sağ kenar oynamadığı zaman, iç oynadığı zaman yaldır yaldır koşardı. Biz derdik ki hey ve ne topçu derdik. Önünde Rapaic vardı. Bir tane koyardı. 90'a giderdi maç çıkardı. Galatasaray maçında hatırlıyorum kornerden gelen topa yerden bazukayla gol attı. Arkada Johnson'la Lazetic koşsundu. yani Fenerbahçe'nin DNA'sı budur. Gerideki oyuncuları mücadelesi için översin ama onun amacı öndeki sanatçıların iş yapması için. Bu genelde, hep geridekileri övüyoruz, önde sanatçı. Ben ziyade hani bir, bir Mesut Özil bir büyük, büyük, takımda işler yolunda gitmeyince zaten savunmacılar övülüyor. Yani mücadele eden, çok koşan oyuncular övülüyor ama ben Crespo'nun Bundan bağımsız da iyi oynadığını düşünüyorum. Yani sadece mücadelesiyle Gülüm. değil. Crespo iyi. Evet. Tabii, yo, Ama ben Fenerbahçe tablosunda Yıldız, eksik. Yıldız olarak önüne çıkmamız lazım. Fenerbahçe tablosunda yani. Crespo. Bak, kim? Crespo. Özil. Tamam özil. Ama tablo eksik. Fenerbahçe'nin özili varken bir tane de forveti olacak. Özil varken bir ta iki tane olacak. Yani Fenerbahçe'de. Alex sanat yaparken Tuncay olacak. Pierre i̇şte, Panoydonk olacak. Hocanın zaten sezon başındaki planı şuydu. 9 tarif etti 9 numara. Ha, o şuydu. Şurada bir tane net bir 9 olacak. Zaten adam dedi ki ilk özel ne olsun? Gol atsın mümkünse dedi. <laughs> çünkü aslında o zaman belki vardı kafasında hem Mesut hem İrfancan vardı. İrfancan oyun kurucu. Mesut da burada doğru yerler hareketlenen, doğru yere top yönlendiren ikinci iki bir kenar forvet gibi düşünüyordu. Çünkü zaten diyor ki benim 9 numaramda bir tane net geldiğini birde bir yapacak. Burada duvar olacak. Her şey yapacak. Bir tane 9 geleceğini umdu. Ona göre plan yaptı. Ama şu an öyle bir oyuncu yok. Zaten bir tane 9'un yok. E Mesut oynatıyorsun. O da zaten demarke pozisyonunda topla buluşmak istiyor. Bereş oynatıyorsun. Demarke pozisyonunda topla buluşmak istiyor. Serdar Dursun'un koyununda başka şeylerden eksik kalıyorsun. Evet o dispeten daha 9 numaralık yapıyor diğer oyunculara göre. Ama orada da başka şeylerden eksik kalıyorsun. Mecburen en azından bir tane daha şiddetli koşu atacak oyuncu, işte o vidaya zorlamayı yapacak, hı. şiddetli deparlar atabilecek ekstra bir oyuncu dağıtmak için birisinden feragat etmek zorunda kalıyor. Mesut ya diyor ön tarafta bu sezon. şunu de. tartışabiliriz. Yani ikisi de bana yani ikisini de nasıl tartışacağımızı bilemiyorum açıkçası. Bir hocaya böyle bir ortam hazırlanmaması, bir eleştirilmesi gereken konu. Hı hı. Diğeri de acaba teknik direktörlük bu şekilde de verim alabilmek mi? Teknik direktör de bundan bu şekilde verim alabilmeli mi? Zaten bu da bir teknik adam dedim, Başarılı değil dedim zaten Vitor Pere başarılı yani onu değil. yapamadı ama Aynen. katılıyorum. Hı -hı. Ama ben biraz da ona bu ortama hazırlamayanların yani da buna bu sebebiyet verdiğini söylüyorum. Genel olarak yani. değerlendirmek lazım çünkü burada bizim için önemli olan Fenerbahçe'nin iyiliği. Hı -hı. O yüzden hani sorunu daha total görmek gerekiyor. Yani bir Vitor Pereira başarısızsa Buna bir de ortam o, hazırlandı. O, yani. Evet o ortamı da dile getirmemiz lazım ki Fenerbahçe'nin diğer dönemlerinde aynı şey bir daha bir daha tekrarlanmasın diye. Ya o, o fotoğraflar verilirken Pereira derbiyi kazanamadı diye den önce onu konuşmak Hı. lazım. Bu maç özelinde bir şey soracağım sana. En... Bu arada Valencia hiçbir açıklaması yok. Valencia 90 artlarda girmez yani bu oyunda. Hiç girmesin. Valencia Beşiktaş bölümünde konuşacağız. Beşiktaş nasıl ikinci yarıda Oğuzhan'la başladı. Evet. Fenerbahçe ikinci yarıda Valencia'yla başlamalıydı ve merkezde üçlemeliydi. demek istediğim şey oydu. Vitor Pereira maç başlangıç planı iyiydi ama sonuçta skoru da aldın. İkinci yere bence hemen tabii canım. Merkez üçleme, iyice baskı şiddetlendirme ve artı Valencia. Beşiktaş'ın arkadaki boşluklarını daha da net değerlendirecek bir önce geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe ile ilgili son şunu da konuşalım. değinmeden geçmeyelim. Salayi, Novak beraber oynadı. Tam tersi görmeye alışıkken Novak Hı -hı. sol kenar stoper oldu. Salai sol kenar bek oldu. Ben hatırlamıyorum yani bir çırpıda aklıma gelmiyor. Çok da araştırmak istemedim. Ee, bir çırpıda aklıma gelmediği için çok değerli bulmadım çünkü. Ee, var mı sol kenar bekte stoper oynatan bir 3-4-3? Ee, bir, bir müddet Dunk'ı görmüştüm ben Brighton'da. Çok kısa. Fenerbahçe ile kıyaslanabilir mi? Hedefler Yok. açısından. Zaten ben şunu düşünmüştüm. Yani bu Tisanat'ta sakatlandıktan sonra, Ferdi de sakatlandıktan sonra ee, dedim ki hoca herhalde dörtlüye dönecek. Çünkü başka ihtimal kalmıyor. Elinde kanat beki yok. Yani zaten tek böyle kanat beke benzeyen oyuncu Ferdi'ydi. O gitti. Ee, üçlü savunmayı daha anlamlı hale getiren Tisarant gitti. Dedim ki hoca herhalde direkt dörtlüye dönecek. Yani <laughs> e, kim Salah'yı Novak, ve işte Nazım, başlığı Nazım başlığı. gibi bir dörtlüye döner diye düşündüm. Ama maç baş başlangıç planında Şş, çok problem Onu yoktur. anlatacağım. Başlangıç planı yine aslında defansif organizasyonlar. Novak ve Salah ile sol kenarı kapatınca hem Mesut'a özgürlük verdi takım. Mesut ilk yarıda hı. sağa sola bayağı koşu attı. Hı hı. Çok güzel koşular attı. Hem Mesut'a özgürlük verdi hem de Rozier ile Gezzalı çok böyle bağlantı kurdurmadı. Bir şekilde kesti. Ama senin dediğin gibi artık ikinci yarı planına Beşiktaş biraz sonra konuşacağız Sürekli az sonra <laughs> yaptık. O değişiklikleri yapınca Salah ile Numan arasını açınca Roziye ile Gezdal arası da açılıp o araya o hani girişler başlayınca Gezdal'ın daha yakında topla buluşmalarında Salah ve Gezdal birebir kalmaya başladı. Her birebirde de Salah yenildi yani. Tüm birebirleri yenildi. Yani direkt şu şey olması lazımdı bence ikinci yarıda. Fenerbahçe direkt Sosa'yı sahaya atıp hem merkezi üşüyecekti hem de Sosa Rize maçını hatırla. Rize son bölümde maç farkı giderken aslında Serdar Dursun hat-trick üzerinde duruldu ama o hat-trick'e evet. zemin açan bir e, Sosa vardı. Hem burada karşılayıp hem de doğru yönlendirerek. Yani, yani rakibin baskısını bir anda kendi kontra hatanını çeviren bir oyuncu. Sosa artı Valencia. Buraya Valencia, buraya Sosa eklenmesi şey, lazım. Rize maçı da çok yanılttı Fenerbahçe'yi. Salah'a evet ofansif performans verdi ama Stopper'e göre ofansif performans verdi. Kanat beki kullandığınız zaman standartlar değişiyor orada. Dünya artık kanat beklerinde tamamen kanat kullanmaya ya da bir kanat bir defansif kullanmaya başlamışken stoper kanat evet başlangıç planında defansif organizasyonda işine yaradı ama oyunun dakikaları ilerledikçe özellikle Gezalla birebir kaldıkça e, yanlış bir karar olduğunu e, görmeye başladık. Orada da bir hamle gelebilirdi. Yine orada da bir beklediğimiz hamle gelmedi. Geldikten sonra artık geç kalınmış oldu derken oyun yavaş yavaş bir Beşiktaş'a gitti. Evet özellikle Josef'in Joseph'in performansı Önder Hoca'nın dokunuşları derken Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanından çıkarılan bir puan var diyelim ve Beşiktaş bölümüne devam edelim istiyorsan. Tamamdır. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.